Dur. Tamam, ben ilgileneceğim. Tamam. Tamam canım. Ah, karnım çok acıyor. Yardım edin, ölüyorum. Şimdi ilgileniyorum. Ölüyorum. Tamam, sakin. Tamam, bir şeyin yok. Bir dakika. İmdat. Ya, yardım ediyorum, sakin. Ah, karnım. Şaka. Şaka mı? Bugünün kurbanı sen çıktın. Nasıl yani? Kız, sen yine mi geldin bakayım? Gel bir öpeyim seni, gel. Ol. Okula düştüm, bayıldım. Ha. Olur öyle şeyler ya. Çak o zaman bakalım. Betişciğim, yoktun bayağıdır, özledik seni. Ben de seni özledim sultanım. Her şeyden biri var ya. Neler olduğunu bana söyler misiniz? Kim? Ne oluyor? Ay, bugünün kurbanı sen miydin? Evet. Küçük hanım bizim gedikli bir hastamızdır. İlk geldiğinde böyle küçücüktü, bir görseydin. Tabii sıkılmış çocuk, böyle oyun yapıyor, ne yapsın? Pediatrinin gülü. Söyle bakalım, bu senin kaçıncı gelişin? Oha! Oo, değil mi? Bugünün kurbanı da sensin. Demek bayağı kekledi seni. Keklemek? Keklemek ne demek? Birazcık şakaladım. Sen yeni misin? İnsanlara yeni eski denmez. İnsanların yaşları olur. Ben Ali Vefa. Cerrahiden asistanım. Memnun oldum Ali Vefa. Ben de Betüş. Seninle çok eğleneceğiz gibi bir his var içimde. Kübra'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Tanju abi. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, kusura bakma, çok yoğun bir zamanımıza denk geldin. Olsun. Gel. Sonunda girdin mi 18'e? Sonunda. Güzel, bir bakalım şimdi. Kardeşinle 6'da 6 uyumlusunuz. Yani ince bağırsak transplantasyonu yapmamız konusunda tıbben bir engel yok. Süper. En erken ne zaman alabiliyorsunuz bizi? Bakalım. Yarın sabah gayet uygun görünüyor. Tamam, bizi hemen alın. Zaten ameliyat ücreti falan hepsi hazır. Kübra bak, biz seninle yıllardır tanışıyoruz. Bu ameliyatın riskleri konusunda seni uyardılar mı? Hı. Ama ben tekrarlamak isterim. İnce bağırsak transplantasyonu çok büyük ve riskli bir ameliyattır. En ufak bir komplikasyonla hayatının sonuna kadar damardan beslenmek zorunda kalabilirsin. Anastomoz kaçağı olabilir ve septik şoka girip hayatını kaybedebilirsin. Ve bundan sonra da hepatit kapma riskiyle yaşamak zorundasın. Beni boş verin Tanju abi. Hepsini kabul ediyorum. Kardeşim iyi olsun, bana yeter. Tamam. Programı alıyorum. Alın. Tamamdır. Tamam, yarın görüşürüz. Görüşürüz canım. Tanju abi, ya bir şey daha var. Söyle canım. Donörün ben olduğumu Betüş'e söylemeseniz olur mu? Çünkü ona dışarıdan bulunduğunu söyledim ve eğer ben olduğumu öğrenirse asla kabul etmez. Peki Kübra'cığım, sen nasıl istersen. Çok teşekkür ederim Tanju abi. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Hop. Dön. Demir ve Nazlı. Hocam. Evet, nedir? Ne yaptınız dosyaları, ezberleyebildiniz mi? Bir günümüz daha var hocam.
Genelde işlerini son güne mi bırakırsın Demir? Yok hocam, ben hallettim zaten. Ondan değil ya, şey yap. Nazlı. Hocam vallahi ben pek ilerleyemedim. Bakın, anlayamadığınız bir şey var. Bunun bir bedeli olacak. Ben bu sınavın sonunda bir karar vereceğim. Yarın bu iş bitecek. Ona göre hazırlanın. Ona göre çalışın. Ameliyathaneye gidiyoruz. İkizleri tekrar birbirine bağlayacağız. Arya aramızdan kendiliğinden ayrılınca da tekrar ayıracağız. Tamam? Hadi. Ameliyattan korkuyor musun? Niye korkayım? Ben çok bekledim bu ameliyatı. Hem ablam da yanımda. Hiçbir şey olmaz bana. Annenle baban? Başka kimsemiz yok. Ama olsun. Ablam var. Ablam bana hem anne, hem baba, hem arkadaş, hem kardeş. Benim ablam aslandır, kaptandır, şampiyondur benim ablam. Betüş. Abla. Acıdı mı? Sen misin aslan kaplan? Ne? Yine ne anlattın sen benim hakkımda ya? Demek öyle. Siz kan mı verdiniz? Kan mı? Yok ya, kan değil. Kolunuzu açılı tutuyorsunuz. Belli bir noktaya bası uyguluyorsunuz. Bu bir hemşire talimatıdır. Hangi testleri yaptınız? Abla bakayım koluna. Yok bir şeyim ya. Ablacığım, benim... bakacağım. Abla? Ne oldu koluna abla? Abla ne oldu? Neyin var? Yok bir şey tatlışkom. Biraz halsiz gördü Tanju Hoca. Gel bir vitamin vuralım falan dedi. O kadarcık. Yemin et. Ya vallahi bak, yok hiçbir şeyim. Hem ben sana bir şey gizler miyim? Sen yarın koskocaman bir ameliyat olacaksın. Yat bakalım arkaya. Hoppa, dinleniyoruz. Ne yaptın sen bugün? Hiç şey yapmadım. Yine acil birbirine katmışsın ya. İnsanlar korkuyor. Allah tamam ya. Yapmayacağım. Ya. Yapma artık. Tamam yapmayacağım. Sus. Emin misin? Emin misin? Eminim. Tamam. Hem şunu da kapatalım artık. Sen yarın koskocaman ameliyat olacaksın. Şundan mı korktun? Hayır, korkmuyorum. Korkma zaten. Ben varım. Evet, başaracağız. Başaracağız. Bugün de Perşembe. Matematik dersinden de kaçılmış gibi. Hayır. Bravo ya. Ben de senin için buradayım. Bravo ya. Hayır. Benim hemen çıkmam lazım. Tamam Ali abi. Bir daha matematikten kaçmak yok. Tamam mı? Bir daha kaçmak yok. Tamam. Gıdıklama. Yak Nazlı. Yak. Nasılsın Ada? Her şey yolunda mı? Hiçbir şey hissetmiyorum. Rejyonel anestezinin büyüsü o. Evet. Damarı klempledim. Anastomatik grefte başlayabiliriz o zaman. Evet. Gönder. Evet. Dikiş. Nazlı kes. Hazır mıyız? Hazırız. Al bunu. Nasıl anladın? Hissetti.
İkisinin de vitellerini ekrana yansıtın hemen. Sakin ol, sakin ol. Alışabilmesi için birkaç kardiyak döngüye daha gerek var. Stabil. İşte bu. Stabil. Ne oldu Ali? İyi haberleri ilk sen mi vereceksin? Elinize sağlık. Hepimizin. Arkadaşlar elinize sağlık. Yeni bir çocuk durumunda vasiyet iptal olur mu? Harika. Çok güzel. Tabii tabii ben beyanını almıştım. Yani imzalı bir şekilde elimde. Hatta ben onun bir kopyasını size hemen yollayayım. Hı-hı. Ya Oğuz Bey, doğru anlıyorum değil mi? Yani bir çocuk her şeyi değiştirebilir. Mükemmel. Görüşürüz. Ne oldu lan burada? Usta, ne olmuş buraya ya? Allah Allah. Kimmiş burada ya? Sanırım donör yok. Yok. Sen kendi bağırsandan mı biliyorsun kardeşine? Evet. Ama bu çok tehlikeli. Olsun. Kardeşlik böyle bir şey işte. Bak, Betüş bilmiyor. Donörün dışarıdan bulunduğunu zannediyor. Söylemeden nasıl duracağım onu bilmiyorum. Ama senin için deneyeceğim. Teşekkür ederim. İyi haberlerle geldim. Evet, kurtuluyorsun bizden artık Betüş Hanım. O kadar emin olma Ferman abi. Belki ileride büyüyüp doktor opiyanın asistan olarak gelirim. İnşallah, beklerim. Yalnız o söylediğin o kadar da kolay bir şey değil. Yani ben şimdiden uyarayım da. Ya sen daha büyüyeceksin de, okuyacaksın da, buraya geleceksin de... bence sen benim asistanım olursun ya. Oha! Sen o zamana kadar Adil Hoca gibi olursun. Olurum, niye olmayayım? Adil Hoca gayet dinç. Keşke hepimiz onun gibi yaşlansak değil mi? Şey... donörüm kim biliyor musunuz? Ona sadece teşekkür etmek isterdim. Çünkü o bana hayatımı geri veriyor. O da büyük risk alıyor. Ona bir şey yapmak isterdim. Bu bilgiyi paylaşamıyoruz. Gizli kalması gerekiyor maalesef. Ama sana bu iş bittikten sonra çok büyük bir kutlama yapacağız. Çocuklar pasta ayarlıyorlar. Olur mu? Çok teşekkür ederim. Söz bu sefer uslu duracağım. Ben de bunu yedim. Değil mi? Geçmiş olsun. Dikkat et kendine, tamam mı?
Tamam. Görüşeceğiz tekrar. Çıkalım. Kan basınçları düştü. 5 milimetre düştü. Ne oluyor? Şimdi normaldi. Tamam sakin, öyle biraz dalgalanma olabilir, normal. Bakayım. Gayet normal, her şey yolunda seyrediyor. Hadi. Hadi. Maryoşka. Maryoşka. Buradayım ben. Canım kardeşim. Gerçek mi bu? Kardeşim. Uyandı. Uyandı. Yanındayım. Nazlı. Ali'yi yanına al. Annesine haber verin. Ari'ye bütün testleri yaptırmanı istiyorum. EKG, EEG, full lablar hepsi. Adaya da EKG çektir, tamam? Tamam. Ali. Hoş geldin. Ali, hoş geldin. Buradayım ben. Ayla Hanım. Ayla Hanım. Ayla Hanım. İkizlerin annesi. Arya uyandı. Ne? Aryoşka uyandı. Gerçekten mi? Nasıl oldu? Oldu işte, oldu. Ama uyanmaz dediniz. Muhtemelen tekrar birleştirilince Arya'ndaki sıvı yayıldı. Ve böylece beynindeki şişlik azalmış oldu. Birbirlerine ihtiyaçları vardı. Ondan uyandı kızım. Peki, görmeye gidebilir miyim artık? Bir saniye. Nazlı Ali benimle gelir misiniz? Müsaadenizle. Bir sorunumuz var. İkiniz de laboratuvara. Acil. Benimle gelmenizi isteyeceğim. Kötü bir şey mi oldu? Açıklayacağım, buyurun. Buyurun. Ayla Hanım, problem adanın kalbi. Arya komadayken kalbinin metabolik ihtiyacı azdı. Adayı da besleyebiliyordu. Ama şimdi uyanık ve aktif. Tek kalp yetmeyecek. Ki ne olacak şimdi? Bazı testler istedik. Asistanlar sonuçları bekliyorlar. Onlar çıkmadan net bir şey söyleyemeyiz maalesef. Ancak Arya'nın kalbi adayı daha ne kadar destekleyebilir? Hocam! Hocam! Adanın kardiyoprotein seviyeleri. Böyle bir şey olur mu?
Bu tek değil iki kişinin seviyesi. Ne? Yani ne demek bu şimdi? Ne yapacaksınız? Ne olacak? Tek kalp ikisine de yetmiyor demek. Hocam, adı Arya'yı öldürüyor. Hemen ameliyat, hemen. Nazlı, Halil, çabuk hazırlanın. Buluşuyoruz. Haydi. Anne, ne oluyor? Yok, kızım yok. Hiçbir şey olmuyor. Bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? İkizleri tekrar ayıracağız, yoksa kaybedeceğiz. Çekilin, çekilin, çekin. Çekilin, 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 çekilin. Hadi. Aymuşka. İyi misin? Hadi, hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Çabuk, çabuk. Aç, aç, aç. Benimle birlikte. Bir, iki, üç. Ada. Bunu bir daha yapmayalım. Ayrılmayalım. Zorundayız. Konuştuğumuz gibi. Biz ayrılsak da hep birlikte olacağız. Hep. Öleceksin ama. Ya yalvarırım, ayrılmayalım. Ya böyle kalalım. Hep olduğumuz gibi. Olmamız gerektiği gibi. Ya ne olur. Lütfen Ada. 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 Ne oluyor? Ya biri yardım etsin, ne oluyor? Ada! Hocam! Hocam! Ben sürekli fibrasyona girdi. Ada, ben sürekli fibrasyona girdi. 1 miligram epinefrin hemen, hemen. Ada! Demir ambuyu hazırla, çabuk, çabuk, Ali, çabuk. Kalp masajına başla. Böyle olmayacak, şok cihazı. Elini almam lazım, almam lazım. Ali çekil, Ali çekil. 3, 2, 1, çek! Bir daha, yükle! Ali. Ali çekil. 3, 2, 1, çek! Ali, devam et, yükle! Ali çekil. Çekil, çekil, çekil. 3, 2, 1, şok! Bir daha şok. Bir daha şok. Bir daha. Yükle. Yükle, Ali çekil. 3, 2, 1, çek! Ali. Bir daha şok. Ali, yeter dedim. Çok üzgünüm Tanju. Ali. Bir daha. Ali, yeter. Hayır. 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 Ali. Hayır. 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 Nabız var. Durun, nabız var. Nabız var. Ada yaşıyor. Ada. Ada, gitmedin. Yaptın, gitmedin.
Ekmo'ya hazırlanmalıyız Tanju Bey. Ayrılmamız lazım. Hayır, hayır. Arya, kardeşinin yaşamasını istiyor musun? İstiyor musun? Ayırıyoruz acil. Yaşıyor. Ha, hangisi? Söylemeyin, söylemeyin, söylemeyin. Söyleyin, söyleyin. İkisi de yaşıyor. İkisi de. İkisi de yaşıyor. İkisi de yaşıyor. İkisi de yaşıyor. Bakın şimdi ayırdık. Bundan sonra nasıl yaşatacağız bilmiyoruz ama yaşıyorlar, tamam? Ada ölmedi, yaşıyor. Ada ölmedi. Teşekkür ederim. Tamam, ben gelişmelerden haberdar edeceğim. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayırabiliriz. Makas. Neden ben? Çünkü senin yapmanı istiyorum Ali. Ama en başından beri ben ayrılmalarını istemedim ki. Hep karşı çıktım ikizlerin ayrılmasına. Ali. Son kez soruyorum, yapacak mısın? Ferman yeter, üstüne gitme. Bu asistanımla benim aramda olan bir konuşma. Durum acil. Sen ne istiyorsun bu çocuktan? Öğrenmesin. Ne zaman bir şey olsa ya Adil Hoca ya siz araya giriyorsunuz. Ama hayat böyle bir şey değil. Ayrılık da yalnızlık da bu hayatın bir parçası. Çocuk mucizeler yaratıyor. Ama çok basit bir şeyi kavrayamıyor. O yüzden öğrenmek zorunda. Burası benim ameliyathanem. Yapacağım. Yalnızlık da hayatın içinde. Ayrılık. Ayrılacaklar. Ama yaşayacak. Tamam, ayırdık. Ekmur'a da bağladık ama... En fazla 2 hafta yaşar. Ya bir donör bulmamız lazım. 2 haftada imkansız Tanju. İnsanlar ne sıralar bekliyorlar. Suat, bir şey yapmamız lazım. Bulmamız gerekiyor. Betüş, neden ağlıyorsun? Ablam, bitkin düştü benim yüzümden. Neden senin yüzünden olsun ki? Bağırsak ameliyatımın parasını ödemek için
çok çalıştı. Okulu bile bıraktı benim için. Ablalar yapar öyle. Keşke bana çarpanları bulabilseydik. Çarpanları mı? Bana küçükken araba çarptı. Bağırsaklarım ebezirdi, parçalandı. Belki kaçıp gitmeselerdi, onları bulsaydık tazminat alırdık. Öyle öderdik benim ameliyat paramı. Kaza yaptığını bilmiyordum. Ya da annem babam olsaydı? O zaman bu kadar yük olmazdım ablama. Her şey ona kaldı. Ama o senin ablan. Kardeşler yapar öyle. Benim de abim olsaydı aynısını yapardı. Ben sadece yaşamak istiyorum. O zaman ablam biraz rahatlar. Birazcık. Benim yaşamam onu da yaşatır. Kök hücre! Buldum. Ne oldu? Betüş, sana çok teşekkür ederim. Milyonlarca kez teşekkür ederim, tamam? Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Neden? Ne yaptım ki? Dur. Sen bir şey yapmadın. Sana söz veriyorum. Sana söz. Seni hayata döndü. Seni yaşatmak için elinden ne geliyorsa yapacağım. Söz, söz, söz. Söz Betüş. Yaşadığını hala inanamıyorum. Evet. Ali sayesinde. Ve bu vakada çok iyi fikirler verdi. Verdi ama bir çözüme ulaşmadı. En fazla iki hafta içinde... Kök hücre! Kök hücre! Kök hücre! Hocam buldum, buldum. Ferman Hoca buldum. Ferman Hoca buldum. Ali. Buldum, Ali. Buldum, buldum. Ali bir sakin, ne buldun? Arya'nın kemik iliğinden üreteceğimiz kök hücreyi doğrudan adaya nakledeceğiz. Ama bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kök hücre kalp performansını en fazla %5 arttırır. Hayır, damardan değil. Direkt kalpten enjekte edilirse performansı %40'a kadar arttırıyor. Bakın makalede yazıyor. Buyurun, buna bakar mısınız? Bakar mısınız? Yazıyor, daha yeni çıktı. Ve şöyle, bu yöntemi uygularsak BNP'si düşecek. Adım kadar eminim. Ada yaşayacak. İkisi de yaşayacak. Tamam, haberi verelim mi? Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ali, aferin. İşte şimdi bir aferin hak ettin. Isınacaksın şimdi. Ada nasıl? Asıl sen nasılsın onu söyle bakalım. Çok üşüyorum. Artık üşümene gerek kalmayacak Arya. Nasıl yani? Henüz kesin olmamakla birlikte bir yöntem bulduk. Büyük olasılıkla ada yaşayacak. Ada yaşayacak dediniz. Ada yaşayacak. Ada yaşayacak annem. Duydun mu?
Duydun mu annem? Ama aferin dedim ya, madalya mı takayım Ali? Betüş'ün ameliyatını ben yapmak istiyorum. Olmaz. Ama hocam sorumluluk al dediniz. Öğren dediniz. Sorumluluk verin işte. Biz Betüş'ün ameliyatını ne kadardır bekliyoruz biliyor musun Ali? Ben bu abla kardeşi kurtarmak istiyorum. Söz verdim. Ben de size görev verdim. Önce onları ezberleyeceksiniz, ondan sonra ameliyat düşüneceksiniz, tamam? Tamam. Ben hazırım. Sorun bana. Ali. Hocam sorun. Yarını beklemenize gerek yok. Buyurun sorun. Evet, buradayım. Rahmi Özyener, 75 yaşında erkek. Toplam 3 kere miyokardiyal enfarktüs geçirdi. 4.sünü geçiremedi. Tanım, kronik kalp yetmezliği. Yöntem, bir ventriküler pil takılacaktı ama maalesef takılamadı. Elif Usal. 28 yaşında kadın. İç kanamayla geldi. Teşhis, laparoskopik keşif ameliyatı sonunda batında sarkoma tespiti. Ya yöntem. Yeter. Ezberledin mi hepsini? Bir günde. Bir günde değil. 3 saatte. Bu savan sendromu yüzünden. Ve diğerlerine haksızlık biliyorsun değil mi? Ne yapacağız? Görevini zorlaştıracağız Ali. Tamam. Tamam. Yapabilirsem eğer Betüş'ü ameliyat ederim. Yapabilirim biliyorsunuz. Peki. Bu hastanenin son 10 yılda olan bütün vakalarını inceleyip ezberleyeceksin. Tamam. Yarın. Bunu yap. Ben de Betüş'e ameliyat etmene izin vereyim Ali. Göster kendini hadi. Ne yapayım? Rezalet bir durumdayım. Ne yapacaksın peki? Ya başka bir hastanede iş bakacağım herhalde. Ne yapacağım? Ah ya. Bence ne yap biliyor musun? Bence sen bu kadar ağlamaya başlamışken zaten bunları bırak. Kariyer değiştir evet ya. Müthiş olur. Ne diyorsun? Allah Allah. Bela mısın kızım sen? Buldum. Bak Ferman Hoca seni kovmadan sen istifa ediyorsun. Hem zaten bak insan kaynaklarında da tanıdığımız var. Seni hasta bakıcı yapacağım. Herhalde onun sınavlarını geçebilirsin değil mi? Açı bak dalga geçiyorsan yemin ediyorum çok kızacağım ha. Ya iyi değilim diyorum, halden anlasana biraz. Allah Allah ne var? Biraz da ben üstün olayım ilişkimizde. Hem ilişkimize yeni bir sıkılık gelir, ne dersin? Seni bu alemin gördüğü en iyi hasta bakıcı yapacağım. İnsanlar ne diyecek biliyor musun? Dünyanın... Açı! Ya bir şey söyleyeceğim, sen gerçekten rahatsızsın ya. Ya güldün mü sen? Evet gülüyorum. Ya çalışmama zerre yardımcı olmadın. Ama bir şekilde yüzümü güldürdün. Teşekkürler güzellik. Yani evet işte ben böyleyim. Ya belki seni pışpışlayamam. Belki böyle çalışmana yardım edemem. Ama işte ben de seni güldürürüm. Moralini düzeltirim. Benim de doğan bu. Öyle mi? Görüşürüz güzellik. Thank you.
Nasıl yapıyorsun ya? Yazarak çalıştım. Sesli çalıştım. Notlar çıkardım. Yok. Yapamıyorum. Ezberleyemiyorum. Nazlı. 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 Nazlı dur. Nazlı. Nazlı hani ben böyle her şeyi hızlı ezberleyebiliyorum ya. Evet. Saban sendromu yüzünden. Hayır bir tek o değil. Bir sebebim var. Bir hayalim var ucunda. Ne hayali? Gel, benimle gel. Hadi gel, gel benimle gel. Gel. Gel gel. Gel. Erman Hoca dedi ki yarına kadar son 10 yılın makalalarını ezberleyebilirsem Betüş'ün ameliyatını yapmama izin verecek. Son 10 yıl mı? Ali bu imkansız bir şey. Ama yapabilirsem kardeşler ayrılmayacak. Bana nasıl iyi geliyorsun? Hiçbir fikrim yok değil mi? Ben sana yük olmuyor muyum? Yük mü? Kimse kimseye yük değil Ali. Herkes birbirine muhtaç. İnsanız çünkü. Sen bile. Sen bana muhtaç mısın? Şöyle söyleyeyim. Sen gelmeden evvel ben kaybolmuştum Ali. Yani burada... böyle bir boşluk vardı. Hastalarla doldurmaya çalışıyordum. Onlarla fazla fazla bağ kuruyordum. İşte Ferman Hoca da beni azarlayıp duruyordu. Ama sen geldikten sonra... yapmıyorum artık işte. Yani... böyle... Buran'la... boşluk. Galiba... doldu. Sen... ben de... ben de... ben de bir boşluk. Senle birlikte. Evet. Ben. Ali. Plan iptal. Ne plan? Ameliyat yapılamaz. Ne? Yalan söylemiş.